Evet. Canlı değil mi? Geçecek. 10 saniye içinde geçecek. Az sabır, geçecek. İnanıyorum. Şöyle biraz yap. Daha iyi değil mi? Evet. Temiz bardak var mı? Tabii. Siz de çok güzel çay koyuyorsunuz. Ha. Çayı sen demlememişsin gibi geldi bana. Nereden anladın? Ya, pek senin rengin değil sanki. Öyle mi diyorsunuz? Hı. Ne bakıyorsun? Burada geldi yaratıcılık. Bakmasın kimse buna. Çalışıyorum ben. Değmeyince tadı da pek olmuyor. Çay. Çay. Kokusunu özlüyor insan çok. Çay. Çay. Tadını da özlüyor insan çok. Ne o? Dudaktaki. Dudak. Evet. Burcu burcu. Siz böyle kulağıma fısıldayınca ben bir tuhaf oluyorum ya. Ben yeniden demleyeyim mi çayı ya da başka bir şey içelim? Yok, başka bir şey içmeyelim. Bir süre içmeyelim. Çünkü sana pek yaramıyor. Sonradan pişman olabileceğin şeyler yapabiliyorsun. Ben pişman olmadım. Olmadın. Oldum. Oldum ama ben sarhoş olduğum için pişman oldum. Çünkü rahatsızlık verdim. Vermişim. Yani pek hatırlamıyorum çünkü. Sarhoştum, hatırlamıyorum diyorsun yani. Klişe ama evet. İşte duyuyorum. Odaya mı geçsek? Hani 4 şirket var ya hala yarışmakta olduğumuz. Malum işi de henüz alamadık. Hı hı. O bakımdan çalışma yaparız. Evet. İşimize bakmış oluruz. Bakalım. Hı hı. Geçelim. Sayın koordinatörüm, söyle bakalım son gönderdikleri görseli neden beğendin? Açık konuş benimle. Çok sana... erkeksi. Ha. Yani çok maço bir tavrı var. Ayrıca boya badanayı falan değiştirelim diyor. Sayın koordinatörüm diyor bir de... Bir dakika. Şu anda çok ciddi sınanıyorum ben. Evet. Sakin ol Eren. Herkese kal. Farkındalığım çok yüksek ama şu anda hiç yetmiyor. Bir de çakram sıkıştı. Vay, baskılar da gelmiş sıcak sıcak. Aa. Sen incelemeye başla. Tamam. Tamam, hemen bakıyorum. Ay, baskılar çok güzel görünüyor. Ya şimdi... Bir önerin var mı senin? Ha? Somut şeylerle gelsen mi artık? Yani aslında markanın ürünlerini herkes tarafından kullanabileceğini vurgulamamız şart. Kurulumu da kolay. Yani çocuklar da, kadınlar da, erkekler de rahatlıkla kullanabilir. Şu görsel yerine bence bu olmalı. Ama müşteri bu görselle çıkış yapmak istiyor diye biliyorum ben. Başkalarının koyduğu kurallara uymayı sevmem. İmzacan diye hatırlatırım. Ha, sıkı adammış. Sıkı adammış kendisi. Hocam olur kendisi. Güzel. O zaman şaşır beni. Surprise me. Tamam. Şimdi ben size bir görsel daha göstereceğim. Punto görselle çok uyumlu. Bence olur. Olur. Alo Laleciğim, nasılsın? İyiyim tatlım. Sizin ajans şu kompas şirketinin konkuruna katılıyordu değil mi? Hı. Ne zaman sunum yapacaksınız? Peki kazanmak ister misiniz? Yani öyle bomba fikirlerim vardı da. Aşk olsun. Sana hiç kesin olmayan bir şey pasladım mı ben? Yalnız %30'unu alırım. Tamam, o zaman hemen bir toplantı set ediyoruz. Yalnız şimdilik aramızda kalacak. Yok ya, o fikir de olmaz. Ne yapacağım ben bu dernek çatısı altında ya? Ne dertsiz başıma dert.
Yemin ediyorum bu kadar işin arasında ne gerek var ya? Anam. Anam, anam, oy. Anam, 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 anam. Ah, yemin ediyorum belim, bıkınım ayrı ağrıyor. Ayaklarıma Sakarya'nın Karasu ilçesi indi. Neredesin Muzaffer? Ne biçim başkan yardımcılığı bu? Bütün işi var derneğin. Yardımcılık mı kaldı başkanım? Bütün İstanbul'u arşınladım. Tabanlarım şişti. Ayaklara baksana, nah hobbit ayağı gibi oldu. Çocuğum niye yürüdün o kadar? Vallahi Nihat babam beni takside istemedi. Dehlendik. Bırak şimdi lakırdıyı da. Bana bak, bizim dernek çatısı altında bir şeyler yapmamız lazım. Fikir lazım bize, fikir. Tamam da ben 100.000'i devirdim. Benim kafa yandı artık. Benim bakım zamanım geldi. Bana bir iç dış reklife yapılırsa bende fikir çok. Yalnız şu anda yok. Merhaba mevkuşum. Merhaba, hoş geldin. Ne haber Muzo'ya, ne yapıyorsun? Vallahi ne olsun, ölmedik yaşıyoruz. Sen nasılsın? İyi, ben de yürüyüşe çıktım işte. Of, yürüyüşe mi? Aynen, ben artık her gün spor yapmaya karar verdim. Düzenli yaşama geçiyorum diyebiliriz. Tabii ya. Tabii, buldum. Haydi buyur. Vallahi şu anda başkanımın aklına fikir geldi. Hem de Silifke yöresinden geldi fikir. Ampul yandı. Mahalleli kadınlarla sağlıklı yaşam için yürüyüş yapacağız. Ha, yok, hayır. Yürüyüş yok. Biz o işi gördük de geldik. Sağ olun. Elhamdülillah. Estağfurullah. Ya sen bir sus ya. Bence var ya mevkoşum, süper fikir ha. Oldu ya. Ver gazı, tabanlar inlesin. Değil mi? Değil mi? Değil mi Ayhan? Aynen, aynen. Bence zaten var ya, herkes spor yapmak istiyor aslında. Ama insanlar yalnız başlarına spor yapınca sıkılıyorlar. Böyle hep birlikte yaparsak, bak söylüyorum, bu mahalle olimpiyatlara koşar. Tamam, ben spor seferberliğini başlatıyorum o zaman. Dört bir yana haber salınsın. Kalk şimdi, yardım et. Kalk. Kalk. Ben diyeceğiz ki hanımlara, mahalleli kadınlar diyeceğiz. Sabah toplanıyoruz, sağlıklı yaşam için yürüyoruz. Bu arada benim dükkan açık. Hadi, siz anlatıyorsunuz. Yalnız sayın başkanım, ben olimpiyatlara koşamam. Ancak emeklerim, vallahi olimpiyata da ayıp olur. Hadi. Ay, vallahi bayağı güzel fikir mi bulduk? Bir şey mi var? Yine bir hararet yapmış gibisin sanki, ne? Yok, ben öyle nasıl gidiyor diye bir bakayım dedim. İyi yaptın. Double check diyorsun. Tamam. Ya. Can, biz de bir taraftan içeride çalışıyoruz ya arkadaşlarla. Diyorum ki, acaba bizi güncelleyeceğiniz bir konu var mı? Malum sayın koordinatörümüz de bize hiç feedback vermiyor, sağ olsun. Evet, var mı? Koordinatör. Burada kendisi, muhatabınız. Ben oluyorum o. Evet. Ne istediniz tam olarak? Feedback. Geri bildirim yani. Sen bize feedback vereceksin ki biz sağlıklı bir şekilde ilerleyelim. Ha. Her şey çok yolunda ilerliyor. Güzelce çalışıyoruz. Deren, şu an süper gidiyoruz. Gerçekten. Sanem içinden bir cingiz çıktı, görmen lazım. Aa, ne kadar güzel. Ne kadar şahane. Gerçekten sürpriz yumurta gibi kendisi maşallah. Biz de ajanstaki arkadaşlarla o kadar şaşkınız ki yani getir götür çay kahve derken nerelere gelindi, nerelere hoplandı, nerelere zıplandı. Amerikan rüyası ya. İşte bu hayatta ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Değil mi? Doğru da evet. Kulağımıza küp olsun hep bunlar. Can, o zaman ben bir toplantı set edeyim mi hemen? Set et. Evet.
Ama hızımızı hiç kesmeyelim bence. Biz bir tur daha çalışalım. Bir şeyler bir çıksın bizden. Sonra biz toplanalım. Ben haber edeceğim sana. O billboard için. Evet. Ben ama sunumda müşteri diğerlerine daha çok yöneldi gibi hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru, haklısın ama Sanem'in tercihi biraz o yönde oldu. Ben de içgüdülerine güveniyorum Sanem'in. İçgüdülerine, Sanem'in. Biz hallediyoruz. Merak etme Deren Hanım. Hiç merak etmiyorum zaten. Can, o zaman benim yapacağım başka bir şey yoksa ben gideyim. Var. Var, aslında var. Şurada bir zamazingo var. Bak görüyor musun? Bir zımbırtı var orada. Onu oraya kim koymuş? Muamma zaten. Yani tipini de hiç sevmedim. Onu oradan bir yok etsen mi sen? Ha? Küre gibi olan şey mi? Ha. Çok saçma gerçi. Yok ederim. Sizin çalışmanıza da engel olmasın. Hayır, 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 hayır. Hayır, alma, alma, al. Hayır ya, şimdi onu alma, al. $500.000'lık kampanya Sanem'in içgüdülerine kaldı. Hayır, sorsam kendisi biliyor mu acaba güdüsüne, içgüdüsüne? Ne kadar sevimsiz bir şey ya. Dur şurada. Ay benim başıma neler geliyor. Sanem Hanım nerede? Ben geldiğimi baktım ama göremedim. Can Bey'in odasında olabilir mi? Olabilir. Ferdi Bey. Sanem Hanım ben de sizi soruyordum ha. Şey ya, baktım kurcalayan bir şey vardı da telefonda değil, yüz yüze görüşmek istedim. Tabii, buyurun. Nasıl söze başlayacağımı bilmiyorum ama direkt anlatacağım. Sanem Hanım ben endişeleniyorum doğrusu. Neden? Hangi konuda? Parfüm konusunda beni oyaladığınızı düşünmeye başladım. Olur mu öyle şey? Hı. Araya çok başka, çok farklı konular girdi o yüzden. Evet ama bizim şirketimizin de bir takvimi var ve o takvimde çok ama çok geride kaldık. O yüzden daha fazla zaman kaybetmemek için sizin kokunuzdan başka bir çıkış yolu yok gibi geliyor bana. Ben size kendi kokumu vermeyeceğimi söylemiştim ama. Sanem Hanım, şu an bu tartışmaya açık bir konu değil bence. Çünkü bu $1 milyon bir yatırım. $1 milyon bir proje. Ayrıca bu şirketi iflastan kurtardığımı da hatırlatmama gerek yok sanırım. Onca insan, onca aile. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Siz? Anladım. Tamam. Güzel. O yüzden siz bunu bence yarına kadar bir düşünün. Olur? Tamam. Yarın görüşürüz. Tamam. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Sanem. İyi misin? Ne oldu? Ne konuştunuz? Başka parfüm yapmamı kabul etmiyor. Kendi kokumu istiyor. Olmaz demedim. Dedim. Dedim ama ikna edemedim. Israr ediyor. Benim yüzümden istemediğim bir şeyi yapmana müsaade edemem ben. Anlıyor musun? Tamam. Bu konuyu da çözeceğim. Sen kokunu vermeye kalkma, tamam mı? Tamam. Moralini de bozma. Hadi çalışma. Tamam, dosyayı bırakıp şimdi gevşiyoruz. Şu iyice, iyice bak buralar. Ha, iyice gel. Evet hanımlar yürüdük. 1, 2, 3, 4. Ama hanımlar gevşeyin ama. Bak kocanız yok, çoluk çocuk yok. Şimdi gevşemeyeceksiniz. Ne zaman gevşeyeceksiniz?
Pakize teyze, sen niye gevşemiyorsun? Başkanım burada gevşe diyor. Sen kapının arkasına saklanmış kışlık halı gibi böyle duruyorsun ama. Muzaffer, gevşeyemez o. Sayın başkanım, bunun küçük gelin takıları almış, kaçmış, oğlanı tım tıslak bırakmış. Nasıl gevşesin kadın? Vallahi mı? Ama Meryem. Evet, evet. Ama sen de bu neler? Gıybetin kimini çektin, bıraktın yani parkın ortasına. Sen bilmiyor musun onu? Hayır, hiçbirinizin haberi yok. Yok kızım, nerede hiçbirinin haberi yok. Kız damatlar kadar alıp götürmüş. Aa, yani var ya bütün mahallenin kirli çamaşırlarını döktün ortaya. Sen bir sabah programı mısın acaba? Ay ne var benim kıvırcığım, ne var ya? Sayın başkanım haber veriyorum yani insanlara. Ne demek yani? Dedikoduyu da sevmem. Ay içimde de tutuyorum günlerdir. Nasıl söyleyeceğim diye. Çok üzüldüm. Sen şimdi gevşe deyince o yüzden çıkarttım. Ama yeter. Yeter vallahi yeter. Tamam ama geç, geç eline. Ne olursun Muzaffer sok sıraya şunları. Geç eline. Evet, seni kaçırdım. Hadi yapacağız. Başkanımın dediği gibi ip gibi olacak burası. İp gibi dizilir. Önündeki arkadaşından izah al. Ha. O basenler eriyecek. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan Yardımcım. Evet, yürüyoruz. Aa bak gel gel Aysun buradalar gördün mü? Toplumuş milleti de acemi bildik. Ne yapayım bir hareketlere bak. Aklınca dernek başkanlığı yapıyor hasbam. Toplamış milleti kıytırıktan sporla milleti tavlamaya çalışıyor. Seni uyanık seni. Ama Aysun'un aklına bak neler geliyor. Gel bak neler geliyor aklına bak neler geliyor. Gel, geliyorum. Gel. Bu. Bu mu bu mu bu? Şu. Bu. Evet. Bu diyorsun. Evet. Bu değil mi? Bu mu? Bu. Okey. Bir şey söyleyeceğim bence de bu. Yani hiçbir eğitimin olmamasına rağmen inanılmaz bir fotoğraf gözüm var biliyor musun? Bir de eğitim alsam neler olurmuş. Nedir? Siz Gamze ile üniversitede mi tanıştınız? Biraz hızlı bir geçiş diyorsun. Evet, aynı üniversitedeydik. Samimiyet ondan gelinir ki. Ben aslında onun sevgilisiyle samimiydim. Nasıl yani? Gamze'nin sevgilisi mi var? Vardı, vakti zamanında vardı. Ben onunla samimiydim daha çok yani. Sen Gamze'nin sevgilisiyle çok samimiydin. Yes. Yani hatta en yakın arkadaşımdı o zamanlar. Bir de en yakın arkadaşımdı. Anladım. Anladın mı? Şimdi senin içini o kurt gibi kemiren, o soramadığın, bir türlü soramadığın sorunun cevabını veriyorum şu an. Biz Gamze'yle sevgili falan değildik. Asla. Allah Allah, neden böyle bir şey bana açıklama gereği duydunuz ki? Ben öyle bir şey merak etmemiştim. Bilemiyorum böyle sanki... Sormak istiyormuşsun da soramıyormuşsun, böyle bir açıklama bekliyormuşsun gibi geldi. Hiç. Yanlış da gelmiş olabilir yani. Ben öyle hissettim. Ya bilemiyorum, bana öyle geldi. Kendini bul. Çok iyi. Çok iyisi olan. Çok iyi fikir. Buyurun, çorbanız da geldi. Buyurun. Oh, ne güzel koktu böyle. Şu yastığı da vereyim size, daha rahat yersiniz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasılsınız? Daha iyi misiniz Emre Bey? Bir ağrınız, sızınız falan var mı? İyiyim, iyiyim de birazcık sıkıldım. Tamam, ne yapalım? Ne istersiniz? Televizyon izleyebiliriz. Dizi falan izleyelim mi? İyi fikir. Ben bir tane diziye başladım. Adı Sonsuzluk, biliyor musun? Ay çok seviyorum ben o diziyi Emre Bey. Harika bir dizi. Yeni bölümü gelmiştir. İzleyelim mi? Evet, çok da heyecanlı bitmişti en son ya. Diyorum. Hala niçin inat ediyorsun? Sanem'in ne dediği önemli değil. Ben olmamış diyorum. Allah Allah. İki saattir aynı konu, aynı tiz sezdiren ya. Çay yapmıştım ben. Çay alacağım kendime. İster misiniz? Olur tamam. Alayım tepsinizle. Efendim Hayret. Emre'cim nasıl oldun diye merak ettim. Ah, iyiyim iyiyim. Daha iyiyim. Peki neredesin? Yalnız mısın? Abimdeyim. Leyla var sağ olsun, ilgileniyor. Önemli bir şey yoksa kapayacağım. Önemli canım. Çok önemli. Canlı aran düzeldi herhalde. Bana da ihtiyacın kalmadı artık. Günah keçisi de ben ilan edilmişimdir. Değil mi? Bir süre öyle olmak zorunda. Ne demek o? Ben seni daha sonra arayayım mı? Tamam. Arayacağım, konuşuruz.
Emre bir saniye, benim sana bir şey anlatmam. Buyurun Emre Bey, çayınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Devam edelim mi izlemeye? Olur. Ay Emre. Teren Hanım. Hı. Revize ettim görseli. Nasıl olmuş? Olmamış. Ama baksaydınız. Ay olmayacak şeyleri getiriyorsunuz önüme ama. Bu kadar sürede revize olmaz. Çekil. Bakmadınız. Ne yapıyorsun derdin Güliz? Güliz derdin. Çiçek. Efendim? Görüyor musun yani şu an Derin Hanım'ın yaydığı elektrik şu an bütün şirketin ihtiyacı karşılanır. Bak gerçekten söylüyorum. Herkese zıt zıt çarpıyor. Zıt zıt evet bu ara öyle o. Yani bir gergin böyle gel gitti. Nar dengesizleşti iyice. Yakında kendini evet. Falan kovacak yani öyle dengesiz. Evet. Bulaşmıyorum çok bu ara. Sizi Ceyda Hanım'la tanıştırayım. Şirketimizin CEO'su kendisi. İnanılmaz. CEO'su gerçekten. CEO mu? Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Selam. Ben de Fikri Harika'nın genel koordinatörü Deren çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Kampta sizlere katılamadım, yurt dışındaydım. Ben de dedim ki hem gideyim bir tanışayım hem de ne aşamadayız bir göreyim. Ne aşamadayız? Aşamada... şöyle yapalım. Burası çok kalabalık, çok da bohem çalışıyorlar. Ben sizi Can Bey'in odasında ağırlasam, hiç yormasam sizi. Tabii tabii, direkt Bey'in takımımızla tanıştıralım sizi, buyurun. Sen karışma Cece, birazdan çay getirsin dedi. Oldu mu tatlım? Tatlım diyor, CEO gelmiş. Bana davranışlarına bak. Yani hani birlik bütünlük, şirket bütünlüğü burada, çalışan efendim. Hadi hadi hadi. Can, misafirlerimiz var. Selam Can. Baksana kimi getirdim. Compassport'un CEO'su Ceyda. Merhaba, hoş geldiniz. Can David. Merhaba, Ceyda Sancak ben. Çok memnun oldum, Ceyda Hanım. Ceyda deyin. Lütfen. Tamam. Tanıştırayım, Sanem. Projenin koordinatörü. Öyle mi? Çok memnun oldum Sanem Hanım. Sanem deyin, lütfen. Sanem. Buyurun. Yalnız var ya... Bu kompasın sahibi çok klas kadınmış. Bu muymuş kompasın sahibi? Arkadaşlar sahibi değil, CEO'su. Hayır arkadaşlar ben araştırdım. Babası kompas şirketinin sahibi. Gülizi ne fark eder? Hı? Bizim baktığımız yerden ikisi de aynı. Ha CEO ha şirketin sahibi. Ne fark eder ki? Sonuçta geniş bir yetki alanına sahip. Yani kadın istediğini kovuyor. Ondan sonra işe geri çağırıyor, canı sıkılıyor. Cece bir susar mısın? Başladın yine kovulmama olma. Bir dinle, bir anlamıyorum ben ne dediklerini. Şu an bir yakınlaşma oluyor sanırım arkadaşlar. Bir yakınlaşma... gözüm tam derinliği algılayamadı. Yan yana değillermiş, böylelermiş. Göz yanılmasa. Ya. Dağılın hadi. Niye heyecanlanıyorsun? Siz niye heyecanlanıyorsunuz? Lütfen. Yanılabilir göz bu yani. Yalnız bir şey diyeceğim Güliz. Böyle uzun uzun bacaklı kadınlar bastı. Şirketi yakında ele geçirecekler yani. Ne demek istiyorsun? Rahatsız mı oldun kadın popülasyonundan? Ne alakası var Güliz? Ha? Şeyden tedirginim ben. Hepsi böyle ailemgillerden gibi uzun bacaklı uzun bacaklı. Öyle bir görünce tedirgin oluyorum o yüzden. Bir yakınlaşma daha anı mı bu? Nerede? Arkası dönük. O değilmiş, Can Bey değilmiş, şey değilmiş. İkisi konuşuyormuş. İki kadın konuşuyormuş. Yanlış gördüm. Ne yapayım? Duyacaklar. Duymazlar. Sürekli böyle bir sırt bir şey olduğu için tam algılayamadım. Sen ağız okuyordun. Okusana ağzını. Okuyamıyorum ki işte şu anda odaklanamıyorum. Ceyda sana bunu ilk defa söyleyeceğim. Gerçi tabii ki kampanyanın hala hangi ajansa verileceği belli değil. Ama bence Fikri Harika hedefe en yakın ajans. Öyle mi? Kesinlikle. Ya Can zaten yıllardır outdoor sporlarıyla ilgileniyor. Yani profesyonel bir survivor diyebiliriz. Aslında zaten öyle beyaz yakalı ajans patronlarına pek benzemiyor. Yok hiç değildir, asla da değildir. Aynen öyle. Ya zaten dağcılıkta da ulaşmadığı zirve kalmadı maşallah. Öyle mi? Dağcılık da var yani. Var. İnanmıyorum.
Ben de yapıyorum. Hadi be. Zirve yaptın mı hiç yoksa sadece trekkingle? Olur mu canım? Daha geçen ay Manzori'de zirve yaptı. Allora, Manzori dici. Torrente, la ragione italiana. Si, quale parte le conosci? İtalyanca konuşuyorlar şu anda. Evet, farkındayım. Ovviamente. Ero andato lì in campeggio due volte, tutto da solo. Era meraviglioso. Non ci credo. Ah, è la verità. Nel frattempo ti devo dire sinceramente che l'Italia è la mia passione, tutta la sua cultura, la cucina, il territorio, la musica, la melodia della lingua. Io praticamente amo l'Italia e l'Italia meridionale soprattutto. Çok güzel fotoğraf. Sen mi çektin? Hangisi? Ha şu mu? Evet. Aynen o. Sri Lanka. Ben 3 ay çay toplayanları fotoğraflamıştım da. Ya Can hiç file bindin mi? Ben binmiştim. İnanılmaz zevkliydi. Aa, muhteşem bir tecrübe gerçekten. Yok, binmedim, binmem de. Çünkü ben aksine onların ticaretini yapanlara savaş açtım. Nasıl, neden? Şöyle, bir film yetimhanesi var. Sırf ehlileştirip turist taşımaları için doğal ortamlarından koparılıyorlar. Bu ormanda yalnız kalan filler için de bir yetimhane oluşturulmuştu. Ben de bunları fotoğraflamıştım. Fil turizmini önlemek için. Bayağı da bir ses getirmişti. Evet, ben bunu duymuştum. Çok etkilenmiştim. Yani böyle hayvanları kullanan sektöre karşı ben de savaş açmıştım. Kendim gitmedim. Gidenlere de engel oldum. Çok iyi yapmışsın. Sen ben bir şeyler yapacağız ki duyarlı olacağız ki bir şeyler değilsin. Aynen öyle. İşte böyle de yufka yürekli Tarzan'dır kendisi. Gerçekten benim patronum diye demiyorum, çok yufka yüreklidir. Evet, müthişsin ya Can. Masal dinler gibi dinliyorum seni. Ama ben en çok Sinhara'dan etkilendim. Biliyorsun UNESCO orayı dünyanın en büyük biyosfer rezervi ilan etti. Tabii canım, bilmez miyim? Elbette biliyorum. Ya sizin bayağı bir ortak zevkleriniz çıktı yani. Benziyoruz biraz. Biraz mı? Ceyda'da da seyyar ruhu var demek. Ya belki daha önce karşılaşmışsınızdır bile. Karşılaşsak unutmazdım ben Can'ı. Ay, iyi geç de olsa iyi ki tanıştınız o zaman. Çok affedersiniz, ben sizin muhabbetinizde hiç bölmek istemiyorum ama birazcık iş mi konuşsak? Malum takvimimiz çok sıkışık. Ay, yani evet, öyle değil mi? Bir de... Yani dünya derdi de konuş konuş bitmez zaten. Bitmez. O halde buyurun hanımlar. Bence hiç konuşmaya gerek yok. Ben göreceğimi gördüm. Konkura giren ajansları tanımak istemiştim sadece. En kısa zamanda sunumunuzu izlemek isterim. Kesinlikle. O zaman acıktık mı? Bir şeyler yer miyiz? Sen hep... Niye acıktık mı diye bana soruluyor ki sadece, misafirlerimize de sorsanıza. Şimdi sen bugün bayağı bir kafa patlattın, ekstra bir yoruldun, enerji sarf ettin falan ya sen. Acıkmışsındır diye ben düşündüm. Önceliği o yüzden sana vereyim dedim o şekilde. O da hata mı? Evet, acıktık mı? Harika bir teklif. Ama bizim başka bir ajansla toplantımız var. Sonra sözüm olsun. Tamam, ne zaman isterseniz. O zaman biz artık müsaadenizi isteyelim. Tabii tabii, olur. Artık müsaadenizi isteyelim, evet. Canım çok sağ ol. Görüşürüz canım. Bekliyoruz. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Görüşürüz Sani. Görüşürüz. Evet, ben sizi yolcularım. Sani. Görüşürüz. Ceyda. Buyurun. Umur muyum ben? Allah Allah. Ne alakası var? Ha? Ay, aç mısın, aç mısın? Yemekle ilgili bir şey olduğu zaman sürekli bana soruyorsun ama. Ya ben açıklamasını yaptım ya, onun en çok sen çalıştın. O yüzden önce sana sordum. Ayrıca bir tek senin açlığını ilgilendiriyor beni. Yakın bir arkadaşın olarak. Arkadaş olarak. Evet açım. Yemek yiyelim. Ay. Teklifiniz hala geçerliyse yiyelim. Tabii ki geçerli. Gidelim. Gidelim. O kadar dekolteye gerek yok. İş hayatı sonuçta. Ceyce, senden ne haber? İyiyim ben de işte, ne olsun, iş güç, koşturuyorum öyle. Ben de tam seni düşünüyordum. Beni mi düşünüyordun? Seni mi düşünüyordum?
Sanem'i düşünüyordum ben de tam. Konuşamadık için bugün. Nasıl oldu Emre Bey? Nasıl? Ajansta işler nasıl gidiyor? Ha Emre Bey iyi iyi. Neredeyse ölüyormuş biliyor musun? Yani çok ilginç ya. Yani hayat çok kısa. Yani yarın olmayabiliriz. Evet bence de. Yani her günümüz, her anımız çok değerli. Ben de bu felsefeyi edinip kendime seni aradım. Acaba akşam baş başa bir yemek yesek mi diyecektim. Oha! Nasıl yani? Senle ben ikimiz baş başalı gibi mi? Olur. Tamam. Kaçta? Nerede peki? Okey. Görüşürüz JJ. Ayhan? Hayırdır nereye? Nereye ya? Ha? Hayırdır? Hiç geveleme. Ben duyacağımı duydum. Ne oluyor böyle ikiniz baş başa falan? Abi, JJ bugün beni akşam yemeğe davet etti de gidebilir miyim? Olmaz. Ya sen dün akşam kampta o çocukla beraber değil miydin? Ne oluyor böyle her akşam her akşam? Ha? Ya ne onunla birlikteydim ya? Ya kamp başka bir şey, bu başka ya. Yemek yiyeceğiz işte baş başa, o kadar. Ayhan olmaz dedim. Ya abi ne demek olmaz? Neden ya? Ayhan ısrar etme. Ya neden olmuyormuş ya? Ya sen kendin gidemiyorsun diye bana da izin vermiyorsun değil mi? Öyle demek istemedim abi. Yani kırdıysam seni çok özür dilerim. Haklısın Ayhan. Tamam gidebilirsin sen. Zaten planını da yapmışsın. Yok yok, kırdım ben seni. Ya tamam problem yok diyorum sana ya, kırılmadım. Ama geç kalma. Gerçekten. Ya sen var ya, kral bir abisin gerçekten. Ben gideyim hemen hazırlanayım o zaman. Abilerin abisi be. Yakışıklı be. Çok tatlı be. Geç kalma. Kız haklı. Senelerce karşısına geçip doğru düzgün duygularımı açıklamadım ki. Ya hatırını sormak için arayayım. Arkadaşça. Gerçekten Emre Bey, şimdi bir hafta kim bekleyecek yeni bölümü? Ben sana haber veririm. Beraber izleriz. Olur, izleriz. Leyla, ne kadar çok ortak noktamız varmış. Yani hiç konuşmamışız. İşten güçten fırsat bulamadık ki Emre Bey. Evet, yani artık daha iyi tanıyoruz birbirimizi. Fırsat yaratırız yani. Olur. Ay sizin böyle boynunuz ağrıyacak, ben şöyle geçeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle daha iyi değil mi? Emre Bey, ben sizin canınızı sıkıyor olmak istemiyorum ama ne düşünüyorum biliyor musunuz? Belki de başınıza gelen bu kaza sizin Can Bey'le aranızı düzeltmeniz için bir vesile olabilir. Belki de. Hastanede biraz baktım da şöyle, o da çok üzgün. Gerçekten her halinden belli. Değil mi? Yeme hızından anladım zaten çok sevdiğini. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki yüzler var ya, hepsinde ara ara gelirim, hep görürüm aynı tipleri. Yani kendi dünyasında meşhur olmuş bir yerdir burası. Nasılsınız? Merhaba. Hep görüyorum sizi buraya. Ne zaman gelsem buradasınız. Seviyorsunuz değil mi? Aynen. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben gerçekten hayatımda böyle güzel bir balık yemedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben seni hayveden bir yere getirir miyim? Öyle alelade bir yere geleceğimi mi zannettin sen? Ben bayılacağını biliyordum zaten. Yani ben bu dünya turu toplantısından sonra ıstakoz falan yeriz diye düşünmüştüm. Palamı da düştük. Sen öyle bütün dünyadan falan filan bahsedince bir bekledin ki afilli bir yere geleceğiz. Böyle değil mi? Böyle ıstakoz ıstakoz falan. Buna var ya. Kurban olsunlar, kurban. Palamuttu, hamsiydi falan. Dünyanın hiçbirinde yok böyle bizde. Bir tek buralarda yani. Ben Türk mutfağından başka bir yerde yemek yemediğim için bilmiyorum yani. İsterdim tabii bütün dünyayı dolaşıp oraları görmek, oranın lezzetlerini tatmak ama. Çok da kayıp değil. Mutfak anlamında diyorum. Ama istersen, dilersen, daha önce söylemiştim, bu teklifi yapmıştım yani. Dünyayı gezdirebilirim sana. Ne dünyayı? Bütün dünyayı.
Gerçekten. Gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Önce para kazanmamız lazım. Durum o kadar vahim değil yani, hala hesabı ödeyebilirim ama eğer bütün dünyayı gezeceksek ve bu yemek odaklı olacaksa evet. Kampanyayla ilgili, anladım. Evet. Tamam, o iş bende, merak etmeyin. Sen de. Aynen. Öyle mi diyorsun? Hı. Yer misin bir iki tane daha? Hı. Yerim. Yok söyle sen baştan bir... Hayır, evet. Çok güzelmiş burası da. Yani çok beğendim, onu söyleyeyim. Onu söyleyecektim. Değil mi? Nasıl buldun? İşte çok beğendim dedim ya. Yo, nasıl buldun? Konumu atmadım ya ben sana. Nasıl buldun? Yani burası çünkü özel bir yer olduğu için... Ya aslında zor olmadı. Sordum işte birkaç kişiye falan. Buldum yani kolayca. Aa! Hani ilk baş başa yemeğimiz olduğu için böyle... Unutulmaz olsun istedim. Unutmazsak unutulmaz. Evet. O zaman... Ayhan, evet. Benim bir şey söylemem lazım. Sana bir şey anlatacağım. Duramıyorum çünkü anlatmam gerekiyor bunu. Susamurları. Susamurları Ayhan el ele uyuyorlarmış. Aşık oldukları için el ele uyuyorlarmış sürekli. Ne ilginç değil mi? Ben bunları düşünüyorum. Hep böyle düşünceler sardı dört bir yanımı. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Susamurları. Güzel hayvan işte. Değil mi? Mesela susamurları ne biliyor musun, ben eskiden şöyle sanırdım isimlerini. Annem sen şey sus hadi bakayım diye ağzımıza bir lokma tıkar ya, sus hamuru. Sus hamuru yani sus bakalım gibi. Konuşuyorsun. Sus hamuru. Anladım. Ayhan bir elini verir misin? Evet, elini alabilir miyim Ayhan? Susamurları aşıklar. O yüzden hep el ele uyuyorlarmış. Yani anlıyor musun Ayhan? Susamurları aşık oldukları için el ele, el ele uyuyorlar. O anlamda. Sen de benim susamurum musun acaba? Aşık mı diyorum ben aşık olarak. Bu şekilde. Yangın! Yani, evet, peçete yanıyor. Cengiz, yangın diyorum. Yangın bayağı yanıyor. Hazır etmişim. Burası yanıyor. Hiç kimse farkında değil. Burası yanıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Daha yanıyor, orada su dolduruyorsun daha. Sen niye su dolduruyorsun daha burada? Ha? Bunu alacaksın, bunu getireceksin. Böyle buraya da gidelim ya. Ya ben masaya dökecektim, masaya dökecektim. Ne diye bana döküyorsun? Bana niye vuruyorsun? Ben bana vuruyorsun. Bilerek yürüdüm ben. Masaya dökeceğim. Sana geldim. Niye bana vuruyorsun? Bırak beni. Kanırt, kanırt. Zorla, zorla. Ha. İttir biraz. Oradan lak diye ses gelmesi lazım. Sonra açılır zaten. Abi, eminsin değil mi senin evin olduğuna? Akşam akşam başımıza hiç çıkarmayasın. Kardeşim, güzel kardeşim, bey biraderim. Kaç kere anlatacağım. Ne yapayım sana? TC kimlik numaramı mı göstereyim? DNA testimi yaptırayım? Şu saatten sonra muhtarı uyandırıp gidip ikametgah il muhabirimi aldırayım? Savcılıktan temiz kağıdımı istiyorsun? Ne istiyorsun? Zili çalsaydık. Belki içeride biri vardır. Açarlar. Hem boş boşuna bozmuş olmayalım kilidi. Kardeşim, benim asabımı bozma. Kilidi boz, kilidi boz. Ne istiyorsun anlamadım ki. Para mı istiyorsun? Makas kesmiyor mu yapıyorsun şu anda? Ayrıca nakit para veriyorum sana. Keş para. Daha ne istiyorsun? Ahanda para. Hem de deneyelim bakalım. Para her kapıyı açacak. Abi yemin ediyorum çok değişik bir adamsın. Sağ ol. Arkadaşlar da öyle söyler. Tövbe tövbe. Akşam akşam değişiye denk geldi. Ya ben yangını söndürmüşüm. Yaptığınız hareketlere bakın ya. Hiç. Mekanın ismini lekelet diyor. Sanki mekanı taradık. Su attık. Susamuru susamuru dedin. Ha, oldu sana susamuru. Ayhan, sen böyle sinirlenince bir daha güzel bir şey oluyor. Bir şey geliyor senin üstüne. Ha? Ne oldu?
Sırılsıklam titriyorsun da böyle. Ama susamurlar ne yapıyordu? Ne yapıyordu? El ele tutuşuyordu. Aa, çok ıslandım ama. Çok her yerim sırılsıklam oldu. Ha! Hay ellerin dert görmesin. Açıldı çekil. Abi. Ha, çekil bak. Açıldı. Ellerine sağlık bey biraderim. Vallahi insanın kendi evi gibisi yok. Hadi hayırlı işler. Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Nihayet zorla da olsa evime girebildim. Şimdi giderim, gizlice yatağıma yatarım. Zaten ana yüreği, o da beni sabah öperek uyandırır. Haydi buyur, kapı kilitli. Ya ne olacaktı? Kadın evde tek başına. Kadın başına kilitlemiş kapıyı. Evde bir erkek yok ki. Evde bir erkek birey olsa bütün kapılar açık olurdu. Allah Allah, bu da kilitli. Yedek anahtar. E bu kadın yedek anahtar almayı da akıl edememişti. Ersin! Yetişin komşu! Hırsız var! Hırsız! Hırsız var! Ulan! Sen misin çocuğum? Bilmem. Ben miyim?